Ben 10 gün önce yine bir tehdit, müthiş bir tehdit aldım. Ahmet Eşref Fakı Baba 10 gün önce tehdit aldığını canlı yayında açıkladı. Halk TV'de konuşan Fakı Baba kendisini tehdit eden kişinin ismini vermedi, soyadının Yıldız olduğunu söyledi. Ahmet Eşref Fakı Baba 20 Ekim'de hem AKP'den hem de milletvekilliğinden istifa etti. Geçtiğimiz haftaysa Meral Akşener'in genel başkanı olduğu İyi Parti'ye katıldı. İstifasına giden süreçte kırılma noktalarını anlatan Ahmet Eşref Fakı Baba, bu kırılmaların arasında Şen Yaşar ailesi ve Yıldız ailesi arasında yaşananlardan da örnekler verdi. Bu olayın terör olayı olmadığını açıklamasının ardından aldığı tepkileri ve tehditleri canlı yayında anlattı. Barış Terkoğlu'nun AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesi içinden 10-15 kişinin sizin bulunduğunuz yere gelip hakaret etmesinden bahsediyorsunuz doğru mu demesi üzerine Fakı Baba. Hakaret değil sadece tehdit. Belki yakalamış olsalardı öldüreceklerdi, döveceklerdi, kıracaklardı. Onu bilemiyorum. Bu önemli bir olay. İbrahim Halil Yıldız'la mahkemelik olay devam ediyor. İbrahim Bey ile bir telefonda görüştük. Sonra kardeşi aradı. 10-15 kişi geldi. Küfürler, hakaretler. Orada olsam belki kapı kırılıp girilecekti. Misafirhanede yakalanmış olsaydım belki ölecektim ifadelerini kullandı. Ve yeni bir tehdit olduğundan daha bahsetti Fakı Baba. Ben 10 gün önce yine müthiş bir tehdit aldım. Hemen savcılığa verdim. Soy ismi Yıldız olan her şey olabilir. Gözü dönmüş insanların neler yapabileceğini Türkiye'de herkes bilir. Buna hakimler, savcılar karar verecek dedi.